için yol haritamızdaki tüm yapılan yatırımlar sadece günü kurtarmak değil, şehrimizin en az 50 yılını 50 yıl bu üyelerin hizmet edeceği şekilde planlanmıştır. İnsanları doğduğu yerde doyurabilmek için gayret gösteren bu devletimize biz de sivil toplum örgütü olarak benim üyelerimin iş ticaretlerini, ticari hacimlerini geliştirme adına zaman kaybını da ortadan kaldırarak yerinde hizmet vermenin gayesi adıyla işte gördüğünüz arkadaşlar dikkat çekiyorum. Bu tesis Türkiye'de değil dünyada ilk yapılmıştır. Bu tesisi gezmek ve projesini almak için de Türkiye'nin %60 oda ve borsalarına gelerek buradaki yapılan yatırımları görmüş ve bizi başarımızdan dolayı tebrik etmişlerdir. Yaptığımız yatırımların rakamlarını da söylemedim. O gün yaptığımızda bu yatırım tam 11 ayda bitti Sayın Başkanım. Yatırımın sadece bu konseptin maliyeti 280 milyon lira. Şimdi övünmek gibi olmasın da ben yatırımlarda övünüyorum. Burası anlattım geçtiği için rakamları atlamıştım. Sadece rakamları söyleyeyim. 280 milyon lira. Burası bu konsept 25 milyon lira da şu anda yaptığımız mezbaha konsepti. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar yapılmış olan yatırımların inşallah sadece Hamit Başkan'ım başkan olaraktan görmüyorum ben. Bir abimdir, büyüğümdür. Bundan önceki yatırımlar dedi ya 1 milyon diye inşallah biz bunu 5 katı 10 katına çıkartacağız. Sırt sırta vereceğiz. Neler yapabileceğimizi hep birlikte bu memlekete nasıl hizmet edeceğimizi göstereceğiz Hamit Paşa. Tüm bu güzel çalışmalarından dolayı Aksaray Ticaret Borsası'nı, Hamit kardeşimi, yönetimini, meclisini ve başta genel sekreterimiz olmak üzere tüm çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Buralar değerli kardeşlerim tamamıyla meccanen çalışırlar. Ücret ücreti almadan Allah rızası için bütün Türkiye'deki benim başkanlarım bir kuruş ceplerine para girmeden vakitlerini ceplerinden çıkarak şehirlerine, ülkesinin gelişmesi için vakit harcıyorlar. Allah hepsinden de razı olsun. Ben Hamit kardeşimle Ankara'da da beraber çalışıyoruz. Kendisi Ticaret Borsaları Konseyi'nde onun bilgisinden, tecrübesinden de hep beraber istifade ediyoruz. Zaten borsamızda akredite bir borsa. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Akredite demek ne demek? Dünyadaki bütün borsaları teftiş eden, değerlendiren, aynı oteller gibi yıldızlama sistemi var. Bugün Aksaray Ticaret Borsamızı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan denetimle vermiş olduğu hizmet Fransa, İngiltere, Almanya'daki eşdeğer kuruluşlarıyla minimum aynı standartta hizmet verdiğini belgeledi. 5 yıldızlı bir borsa. Bu anlayıştan dolayı da ben gurur duyuyorum Aksaray Ticaret Borsamızı. Sözlerime son verirken bu güzel çalışmayı, Türkiye'ye örnek olan bu çalışmayı gösterdikleri için Hamit Özkök kardeşime ve tüm meclisiyle, yönetimiyle tüm kardeşlerimi kutluyorum. Şimdi bu tarz açılışlar, temel atmalar Aksaray merkezde icra edilirken şu an geldiğimiz noktada Aksaray'ımızın belki de sınır, uç, en uzak ilçesi diyebileceğimiz Eskil ilçemizde bunu icra ediyoruz. Yani ne kadar övünsek az, ne kadar gurur duysak az. Aksaray'ımızın 35 yıllık il serüveni içerisinde gelmiş olduğu noktayı en güzel şekilde özetliyor. Bir odamızın yapmış olduğu milyar TL'nin üzerindeki yatırımları konuşuyoruz. Ve aynı anda 4 tane, 3 tane ilçemize yapılan yatırımların açılışını aynı zamanda gelecek dönemde de yapılacak yatırımları konuşuyoruz. Bu Aksaray'ımızın yüzüstü çok süründüğünün değil, ayağa kalkıp deparla koştuğunun en açık göstergesidir diye düşünüyorum. Ve bu konuda emeğe geçen başta milletvekilimize, valimize, siyasetçilerimize, tabii işin en önemli kısmı olan siz girişimci hemşerilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aksaray'ımız gerçekten tarım ve hayvancılık alanında ön planda ancak
Daha bir ay olmadı Sayın Başkanım. Bu bulunmuş olduğumuz ilçede organize sanayi bölgemizin de temel atma törenini gerçekleştirdik. Ve diğer 6 ilçemizde de organize sanayi bölgelerimizi kuruyoruz. Aksaray'ımız hem tarımda hem hayvancılıkta hem sanayi alanında hepsinde gerçekten büyük bir girişimcilik örneği gösteriyor. Ve bu Aksaraylı hemşehrilerimizin girişimciliğiyle, cesaretiyle ve faaliyet ve çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Bu yapmış olduğumuz yatırımların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Aksaray tarım kenti olarak alabileceği yolu almış. Özellikle tarımsal sulama imkanlarının kıtlığı sebebiyle Aksaray'ın sanayi, eğitim ve turizm şehri olması bizim yeni gündemimiz. Bu konuda sanayide önemli şeyler yaptık. Bilhassa Aksaray Organize Sanayi şu anda bendeki rakamlar 2022 yılı Konya'nın ihracatı 4.1 veya 2 milyar dolar. Aksaray'ın ihracatı 1.3 milyar dolar. Yani Orta Anadolu'da Aksaray olarak Kayseri ile ve Konya ile o skalaya geçtik. Evet, ben bu enerjinin devam etmesini temenni ediyorum. Değerli başkanım, rüzgarınızı muhafaza edeceğiz. Sizden aldığımız enerjiyi sahaya, her yerde hissettireceğiz. Varlığınız bizim için bir güç oldu. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Ben tekrar zatenizi ve bütün ekibinize hoş geldiniz diyorum. Bu açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hamit Özkök ve ekibini, bütün yönetimini kutluyorum bu güzel açılıştan dolayı. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah'a emanet olun. Saygılarımla. Aksaray'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bismillah, ya Allah. Hayırlı olsun.